Uğur ustamızın dükkanına geldik. Bakalım bu Uğur ustamız ne yapıyormuş. İçeriden tuhaf tuhaf sesler geliyor. Deli olduğu söyleniyor ama 10 numara zekası olan bir insan. Selamünaleyküm. İyi durun usta, sen ne yapıyorsun? İyisin. Hayırdır ya Mustafa. Vallahi hayırlı, sen de hayırlı. Ne yapayım bu saatte? Konuşma hazırlıyorum. Neyin konuşmasıymış bu? Umut'a ne senin ya? Allah ona kurban. Vallahi Umut'a ne senin ya? Bu akşam Umut'a konuşacağım. Hadi Umut'a bakalım. Ne konuşması yapacaksın? Umut'un hakkı, selameti, istikbali, güveni, güvenli yanına. Çok güzel bir konuşma, yarın bunu konuşacağım. Şaşırtıcı, heyecanlı. Bu konuşma öyle bir konuşma ki, bu konuşma öyle bir konuşma ki, yani bildiğin gibi. Sese bak sese. Ha ben ayrıldım ha. Bu sanırım en sonki çektiğim videonun sesleriyle birdi. Yok, bu video biraz, bu ses biraz daha sade ona göre. Daha farklı. Ama bu şey yansıtıyor yani. Savaş duygularını yansıtıyor bak, bak şimdi bak. Bak burada konuşmaya başladım ben burada bak. Bak şimdi bak konuşayım da. Konuşayım mı? Konuş bak. Hazırladım. Sen bitmedi ama ben senin için konuşacağım. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli Türk halkı. Size sesleniyorum. Ayağınızın altında yılan, önünüzde çok büyük bir uçurum var. İyi bak, iyi dinle. Dinliyorum. Ey Türk halkı. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli Türk halkı. Tekrardan size sesleniyorum. En az 85 milyon nüfusu, en az 85 milyon nüfusunu açmış olan Türk milleti hakkı, hukuku, selameti, istikbali, güvenliği adına konuşmaktayım. 13-12-2020 gece saat 12'den fazla en az saat 1. Bilmiyorum, hiç bilmiyorum valla. Zaten evde kavga ettik tam. Saat tam 12.30. Konuşmaya bak sen bak. Ama cidden söylüyorum. Ama bak bu... Senin için deli diyorlar. Kardeşim, ben senin için şunu söylüyorum sadece. Konuşmasını bilen insanlar, bilen insanlara deli derler, bilmeyen insanlara, susanlara akıllı derler. Şimdi bak, sen konuşmasını bilen insansın. Hürriyetini, cumhuriyetini savunan insansın. Bu konuda sana çok teşekkür ederim. Şunu söylemek istiyorum. Yani insanlar, bazı yönetimler var. Hani bizim ülkemizden bahsettim. Yani insanları cahil bırakmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Aynen öyle. Benim yapmış olduğum projeyi var ya, bu Türkiye yapmış olsaydı şimdiye kadar belki binlerce sayfa vermiş olduğum dilekçeler var. Hem Beştepe Sarayı'na, hem Cumhuriyet Başsavcılığına, hem Adalet Bakanlığı'na, işte bak her gün yazdığı dilekçe. Ya bak, sana bak, göstereyim var ya bak. Bak şimdi bak, konuşmayı da yapayım şimdi bak. Şimdi bu bak. Koronavirüs davasında, zam olaylarında, devletin bu iflas döneminde, doların artışında ne düşünüyorsun? He, şunu düşünüyorum. Kardeşim bak, şimdi ben zaten bu yapmışım, yani yapacağım konuşmada sayın Recep Tayyip Erdoğan adına konuşacaktım. Empati kavramıyla. Yani ben diyecektim, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı size emrediyorum diyecektim. Ama diyeceğim birazdan. Empati mantığımla, empati kavramıyla. Yani ben şunu diyorum mesela. Örnek, Adalet. Bak şimdi burada ne çizmişim? Yanlış cezaevine düştüm ya. Adalet Bakanlığı hasta sayılır okusu. Ben şimdi Cumhurbaşkanı olsam bir tane cezaevi kalmaz ha. Aynen öyle. Hepsini fabrika yaparım. Niye biliyor musun? Çünkü suç işlenmez. Bir tane suç işlenmez benim ülkemde. Bir tane suç işlenmez, kimse cezaevine düşmez. Yani niye? Cezaevine insanları koyacağını kur fabrika. Yok. Cezaevine aldığın insanları kardeşim, çalıştır. Bir suç varsa bu suçun en başta zanlısı milli eğitimdir ya. Bu kadar basit ve net. Aynen öyle. Suçun, Türkiye'de işlenen tüm suçların birebir zanlısı, suçlusu, hükümlüsü Milli Eğitim Bakanlığı. Kesinlikle. Bu kadar. Ne kadar çok cahil, o kadar çok savaş, kan, bomba, doğmamış bebelerin yetim kalması daha bu yüzyılda can veriyorsa burada çok büyük bir sorun var demektir. Bak şunu diyorum mesela. Ya okullarda zaten eskisi gibi eğitim, öğretim hiçbir şey yok ki. Dünya sıralamasında en gerilerden bir tanesiyiz. Şimdi bak, yönetim olarak ne yaptılar? İmam Hatip. Ya kardeşim, imam ne ki okulu olsun mesela. Ya imamsa kardeşim kendi imam. Şimdi İmam o, camide imam. O konuya gireceğim. Şimdi ben diyorum buna kardeşim, ben başkan olsam var ya, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı olsam, bütün camileri ne yapar biliyor musun? Din, bilim, medeniyet, araştırma ve tüm dinleri aynı anda ibadet ettirecek merkez haline getiririm. Aynen. İnsanlara hem orada iş öğretirim, meslek sahibi yaparım,
hem sanat üretelim, hem istediği diliyle öğrensin, tüm dinlere baksın, istediğine inansın. Benim çocuğuma kimse gelip de tek bir tane dine dayatıp zor öğretemez kardeşim. Benim, sen madem şunu diyorum, kardeşim sen bu dine nereden mesul oldun? Anamdan böyle gördüm, babamdan böyle gördüm. Doğru mu? Aynen. Biz yani insan hangi toprakta doğacağını ve hangi anadan doğacağını seçemiyor. Bu doğru değil mi? Kesinlikle. Dinde seçemez. Bak hangisi doğru onu seç. Sen şimdi ne yapıyorsun? Şimdi doğar Türk doğdum, Türk, Türk doğdum, Türk, Arap doğdum, Arap. Böyle bir cehi yok. Ha, böyle bir şey yok. Şimdi bak doğar doğmaz insanlara Kur'an'a bağırıyor. Allahu Ekber. Bak. Aynen. Bu çocuk bak çocuk ömür boyunca ezan okunduğu zaman ezan sesini duyduğu zaman tüyler diken diken oluyor. Bak şimdi ben sana o yapmış olduğum çalışma var ya. Sigara mı istiyorsun? Vallahi içerim. Sigara içecek hani kameraya mamaya çekin. Belki bu paylaşırım anasın sonra başımız derde gider. Bak. Bak eğiline bak. Bu sese bak bak. Bak şimdi. Bak tüyler nasıl kanka şimdi bak. İyi bak. Bu boru sesini etkiliyor mu? Yani. Niye etkiliyor biliyor musun? Sen çocukken okulda çalıyor diye. 10 Kasım'da. Tüylere kalkıyor bak. Bak boru sesine bak. Bu savaş borusudur ha. O bir de savaş borusu. O Orta Doğu savaş borusu. Bu da bizim savaş borumuz. Oo bağırıyor. Bak Selay dedim lan. Ne olmuş şimdi Selay dedim. Böyle bir tüylere kalkıyor. İnsan tüyleri diken diken ölüyor. He? Geçmişe gidiyor insan sonuçta böyle. Bak. Neyse peki. Çocuklarına yine değil mi? Aynen öyle. Bak şimdi bak. Eğitim bak müdahale var. Bak şimdi dök örtüsü. Bak şimdi. Aynen öyle. Ne oldu şimdi? Bak bunu sarsıma çıktı bak sarsıma çıktı bak. Bak şimdi bak. Hop. Bak şimdi oraya. Sonra konuşmama gireyim bak. Konuşmama gireyim bitirin bari. Bu müziği o şekilde dinlememiştim. Yalan söylemeyin. Bak eğitim bak. Benim attığım her adım bir eser var. İnsanlara saçma gelendir ama yeri geldiği zaman zaman gelen öğrenip gerek ediyoruz. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli kıymetli Türkiye halkı, size sesleniyorum. Ey Türkiye halkı, ayağınızın altına yılan, önünüze çok büyük bir uçurum var demedi demeyin. Onun için tekrardan size sesleniyorum. Bana deli diyebilirsiniz, size de ne desen deyin, umurumda bile değil. Yani siz düşünün, ben söyleyeyim, benden günah gitsin, siz ne yapıyorsanız yapın. Zaten herkesin bildiği ve hemfikir olduğu çok geçmiş zamanlarda ünlü filozofların hani güneşin sabit olup dünyanın döndüğünü iddia ettiklerinde adamlar atmışlar köy meydanında. Aynen öyle. Ben de bu konu üzerine siz Türkiye halkına şunu söylemek istiyorum ve kulağınıza küpü olmasını da talep ediyorum. İnşallah da olur ama lütfen küpe yapın sözümü. Köy meydanı tiyatro olabilir, atalarımız kandırılmış olabilir. Bak şimdi bizim savaşlarımız nereden başladı? Ne konuda? Şu an hani dünya birbirine savaşıyor. O onu öbürü onu ülkeler birbirine giriyor. Nereden başladı bu savaş? Neyden başladı? Bir parçalı şeklinden başladı. Benim görüşüm, fikrim, ülketim. Bak, neden dersin bu kanata vardın? Kardeşim, şimdi mağaradan çıkmadık mı biz insanoğlu? Aynen öyle. Bizim geldiğimiz yer mağara. Öyle. Ağaç evi mağara. Orada biz ne yorduk? Önce et vurduk. Sonra mecbur kalınca otu vurduk. Otu. Bu kadar net yani. Biz bildiğin hayvandık. Bu gerçek ya. Sonra ne yaptık? Zaten bu bilimsel olarak her zaman söylüyor. İnsan nesli maymundan geldi. Çadır kurduk dedik bir medeniyet. Medeniyet ama sen gene insanları öldürüyorsun. Ha, kesip yemeyen insanları. Seni kesip yiyorduk. Şimdi ne yapıyor? Bombalarla. Ne için? Daha çok yer kapmak için. Daha fazla rahat etmek için. Başkalarının hayatını, yaşamını, yaşam hakkını eline alıyor. Aynen. Şimdi bizim atalarımızın zamanında mağarada başlatmış olduğu kavgayı yani abiyle kabile örnek. Bak ben dinen agnostikim. Yani bilime dair diyeceğim ben. Çok inciyim. Tüm dinleri bilirim. Hı hı. Şunu unutma. Tüm dinleri bilen hiçbir inanmaz kardeşim. Bir daha iki. Ama tüm dinlerin köküne baktım. Vicdan, merhamet, adalet. Bak tüm dinlerin köküne. Aynen. Herhangi bir dinde vicdan, merhamet, adalet yoksa zaten o din sana en başta çok saçma gelir. Kesinlikle. Yani bir de şu var. Doğar doğmaz senin kulağına bağırılan sözler. Hipnoz baba. Başka bir şey yok. Allahu Ekber diyor ya, senin bu kelimeden tüylerinin kalkması ve bunun aksini düşünememen senin... Bir kere onu ruhuna işliyorlar. Senin işte bak ruhuna vurulan bir aşı. Ben çocuğuma ne dedim değil mi? Oku oğlum oku, çalış, öğren. Cahillik mağarada kaldı. Medine dediğin
Esnafın kirler oğlum. Bunu dedim. Aynen öyle. Ben bunu dedim. Ben demedim Allahu Ekber. Öğretsin. Hepsi öğretsin. Senin lazım kardeşim. Ben hiç kimse benim çocuğuma zorla bir şey dayatamaz, öğretemez. Sen bu diyor mesela doğru. İnanmazsan yanarsın, ölünce görürsün. Mantık bu. Lan kardeşim kim ölmüşse dönmüş ben görüyorum. Kim? Kitap var. Kardeşim binlerce kitap var ya. Öyle. Hangisini okursan diyor ben doğruyu. Onlara inanma. İnanırsan yanarsın, ölünce görürsün. Mantık bu. Şimdi o konuyu bir köşeye bırakalım. Ben şu konuşmamı yapayım. Saat geç oldu. 2 oldu. Bekliyorum. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli Türkiye halkı. Sizlere sesleniyorum. Nüfusu en az 85 milyonu aşmış olan Türkiye hakkı, hukuku, selameti, istikbali, güvenliği, çıkar ve menfaati adına konuşmaktayım. 13-12-2021 yurttaşlarım derhal çok kısa vaktinizi Allah rızası Vatan Sancak aşkı için sizlerin ve sizlerin 5. kuşak torunlarınıza kadar 1. dereceden yakından ilgili olup çok tehlikeli, acil olan konu hakkında sizlere uyarı ve tedbir niteliğinde aktaracağım. Meseleye ayrılan zaman sizlere uzun vadede sizlerle çocuklarınız torunlarınıza kadar can güvenliği, selameti açısından can yeleği niteliği barındırıp can kurtarıcılık görevi barındırdığını, vazifesinde bulunduğunu sizlere belirtmek isterim, aktarmak isterim. Adım Uğur Battal, Battal Gazi şehit bin fedailerin öz soyundan, şah damarından gelen bu vatanın öz oğlu, has kana şahsiyetim olarak öncesi oğlum Bilal'e son çare kirve seçtim, kirve saydım. Mazlumların son ümidi uzun adam. Edese sünnet ancak olur kirvesi devlet etmez. Devlet dese ki ne gerek sünnet varsın kalsın sünnetsiz. Mavalı günahı da o Müslüman devletimin boynu olsun dediğim. Sonra son çare kirvem seçtim, kirvem saydım. Recep Tayyip Erdoğan. Ey yiğitler yiğidi, geleysen atakla gel de sırtlanlar arslan, çakalar yiğit görsün dediğim yerparem adına şu anda empati duygumla, empati kavramımla, empati yeteneğimle konuşmaktayım. Ya duy bu sesi, ya kes bu nefesi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Değerli yurttaşlarım, ben tek ve ilk seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti müşterek devletimizin başkanı olabilirim. Fakat savaşlara tek bir askerle katılmak, yeniliği kabul etmek gibi kesin ve net olduğu konusunda benimle aynı fikirde olduğunuzda sanırım garantidir, kesindir, ortadadır. Siz Türkiye halkına önceden defalarca yaptığım ricaların bir üst kademesi olan bu terakki medeniyet yolunda Kızıl Elma Seferi'nde geçirdiğimiz bu ekonomi kurtuluş savaşında mağlup olmamamız için, galip gelmemiz için derhal düzen alıp taarruz ve hücum faaliyetlerine geçmenizi önemli emin ediyorum. Ve şunu diyorum. Ya benimle birlikte topyekun bu kurtuluş savaşına dahil olursunuz ya da vatan hainliğe damgasını ömrünüzün sonuna kadar taşıyacağınızın siz Türkiye halkına garanti ederim. Sizler de biliyorsunuz ki Cumhuriyetimizin 100. yılına devirdiği geçmişteki en büyük kahraman ve en zeki başkomutan olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı'nda Türk milleti topyekun yek vücut olarak galip gelmiş ve yaşlısı genci, kanları kızları, çoluk çocuğa kadar direniş göstermiş düşmanları darmadağın etmiştir. Denize dökmüştür ve hala Çanakkale'den, İzmir'den ne barut kokusu ne kan kokusu eksilmemiştir. Ve gitmemiştir. Ondandır sebep, çekin mi kameraya? Tabii evet. Ki. Ondandır sebep, bir ulusun girdiği savaş ne olursa olsun, bu örnek korona gibi salgın da olabilir. Ve salgınla yaptığımız mücadele de olabilir. Ve bu bir Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Kerbela Savaşı, Çanakkale Savaşı gibi de olabilir. Allah be. Evet. Bu Kurtuluş Savaşı da olabilir. Siz Türkiye halkına tekrardan bu ekonomi kurtuluş savaşında
seferberlik görevine Kuvayi Milliye'mizin, devlet ailemizin sınırları içerisinde bulunan ve şu an başka ülkelerden, başka ülkelerde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği bulunan her Türkiye Cumhuriyeti bireyine ve vatanımıza ülkesindeki savaştan kaçmış, sığınmış, göç diye adlandırılan, göçmen diye adlandırılan misafirlerimize ve aranıza sesleniyorum. Ve hepinize emrediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak vatan hainliği sıfatı taşımamanız için emir ediyorum size. Hepinize emrediyorum. Allah Allah. Değerli halkım, değerli milletim. Cumhuriyetimizin 100. yıl, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl öncesi bizim vatanımıza kasteden düşmanlar şimdi farklı maskelerle, binbir türlü oyunlarla Kızıl Elma seferli Cumhuriyet trenimizin tekerine çomak sokmaktadır. Kesinlikle. Ve bu ortadadır. Ondandır sebep ben siz Türkiye Cumhuriyeti halkının Cumhurbaşkanı olarak 100 yılını devirmiş, ebedi ufuk yolunda durmadan yürümeye yemin etmiş, and içmiş Cumhuriyetimizi diri diri, canlı canlı toprağa göz göre göre gömmek isteyen gizli bedahların olduğu ortadadır, garantidir ve benle hemfikir olduğunuz sanırım garantidir. Bu bedahlara unutamayacak bir ders vermek şarttır, farzdır, son derece acil ve gereklidir. Allah Allah. Işın kılıcını kırımdan çıkartmanın vakti gelmiştir, ortadır. Sebep 100. yılını devirmiş olan Cumhuriyetimizin istikbali bekası adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı ve bu vatanın canlı kanlı ayrıca gerek ortak neslerimizin şu an sağ olan atası, canlı atası olarak devrim hareketini derhal başlatmış olduğumu, kökten değişiklik yapacağımı siz Türkiye halkıma beyan ederim, açıklıyorum. Bu topyekün savaşta, bu ekonomi kurtuluş savaşında topyekün olarak bu savaşa derhal tek yumruk haline gelmeyi sizlere emrettiğimi tekrar hatırlamak isterim. Aksi takdirde Cumhuriyetimizi zorla uçuruma, düşürmeye girişen, bataklığa batırmak isteyen bedahlar galip gelecek, bizlere ekmeğe direndirir, duruma düşüreklerdir. Ondandır sebep bu devrim hareketini baş komutan olarak ilk kökten değişimi kendimden başlattığımı belirtmek isterim. Bundan sonra şahsiyetim olarak hiçbir siyasi partiyle yakın ilişki içerisinde olmayacağımı beyan ederim. Ve tüm siyasi partileri, Türkiye Cumhuriyeti tüm siyasi partileri ne emrediyorum. Derhal tek çatalda birleşin. Hepiniz birleşin, tek parti olun. Yumruk olacağız. Demir yumruk olacağız. Türkiye Cumhuriyeti siyasi parti teşkilatı mensupları, derhal partilerin bayrağını kaldırın. Size emrediyorum. Bundan sonra tek parti olacak ve herkes iktidar olacak. Ortada bir ceset varsa el biriyle bu ceset kalkacak. Yurttaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önünde çok büyük bir uçurum var. Bu uçurumdan karşıdan karşıya geçmemiz ve sapasalim sağ gitmemiz son derece önemlidir, şarttır, gereklidir, farzdır, ortadadır. Aynen. Bu konu alakalı benim şahsiyetim olarak yapmış olduğum çok stratejik projelerim vardır evet. Ama size de Türk halkı olarak ne kadar projeniz varsa getirin masaya koyun. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her türlü fikre hürmet ederiz. En başta buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na emrediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı, senin görevin Türkiye'de bir tane cahil insan bırakmamaktır. Ve
Derhal ne yaparsan yap bir tane cahil insan bırakma. Okumayı bilmeyen, adını yazamayan, imza atamayan ve matematikten anlamayan tek bir tane vatandaş kalırsa bunun hesabını senden sorarım. Ayrıca bu konuyla alakalı yapmış olduğum projemi açıklayacağım sana beden. Dinliyorum. Ben en başta şunu söylüyorum. Yakın zaman içerisinde yanlışla düştüğüm cezaevinde gördüğüm manzara karşısında ve öncesinde yaptığım projelerde şu an geçti Cumhurbaşkanlığı konuşmaktayım. En iyisi Cumhurbaşkanlığı devam edeyim. Evet. Değerli Türkiye'de. Evet. Değerli Türkiye'de. Bundan sonra size şunu kanaat edebilirim. Türkiye'de tek bir tane suç işlenmeyecek. Kapat dışarı. Normal konuşayım. Türkiye'de tek bir tane suç işlenmeyecek. Bunun garantisini veriyorum. Nasıl mı kardeşim? Cahil insan kanunuma kaydıyla tüm suçları kökünden bitireceğiz. Bir tane cezaevi bırakmayacağım. Hepsini iş yeri merkezine, fabrikalara çevireceğim. Çok keskin bir iddialık evet, mı istiyorsun? Evet, Türkiye'deki tüm toprak alanlarını insanların kullanımını açacağım. En başta bizim vatanımıza... Açacaksın da şöyle de bir şey var, toprağımız kalmadı ki. Var var, çok toprağımız var bizim. Her taraf toprak. O kadar çok toprak var ki... Adam karış karış değil, metre metre satmaya başladı bu sefer. Yok öyle konuşma kardeş. Öyle dışarıdan görüldüğü gibi değil şimdi. Ben kirvem öyle şeyler yapmaz. İftira bilmiyorum, ben öyle duyuyorum haberlerde. Ya onlar iftira, eline belgesi olan getir masaya var kardeşim. Benim kirvem öyle şey yapmaz. Bakın, en başta şunu söylüyorum. Şimdi bizim ülkemizde savaşlardan kaçan göçmenler var ya, ben onlara göçmen demiyorum. Anladım. Göçmen kuş olur kardeşim. Göçmen olmaz. Göçmen kuş olur. Siz insansınız kardeşim. Biz sizin, yanlış anlamayın, kışınızı kurtarmışsak burada, size bize... Yanlış anlamayın, hizmet edeceksiniz. Hizmet mi? Nasıl hizmet? Aktaracağım. Bundan merak sonra ediyorum. Türkiye'de tüm yaşayan insanların kurallara göreleri olarak arkadaşlar. Herkesin kurallara göre olarak. En başta. Mesela. Kardeşim sen mesela örnek veriyorum. Sen vatandaşın değil misin? Aynen öyle. Sen bu ülkede kuralların göreleri olarak. Mesela okula gitmek gerekir senin görevin okula gideceksin. Spor yapmak gibi spor. Mesela Gençlik Spor Bakanı. Hiç sen Gençlik Spor Bakanı'nın böyle insanlar alıp şeye götürdüğünü duydun mu? Pikniğine bin oraya buraya spor yap, eğlence mekanı. Gençlik Spor Bakanı'nı senede bir defa görmeye helal olsun. Benim devletimde hiçbir tane orman yanmayacak. Niye biliyor musun? Orman yansa insanlar kendini tokatlayacak ya. Çünkü ben insanlara doğar doğmaz ağacını sev, vatanına sahip çık. Bak ağacını sev, sen ormanı değil. Sev, vatanına sahip çık, hayvanları koru. Sevdiği aşk aşısını vuracağım. Aynen. Din aşısını değil. En başta Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak bahsettiğim köklü değişim kendimden başarımı beğenmiştim. Şunu söylüyorum. Aynen. Bundan sonra ılımlı siyaset, ılımlı din anlayışıyla hareket edeceğiz. Ve buradan konu açılmışken öncesi terörist diye adlandırılan şu an terörist ben artık olarak terörist demiyorum. Ben daha da yıllarca mücadele ettiğimiz savaş içerisinde olduğumuz insanlara artık terörist demeyeceğim. Köklü değişim en başta bizim 35 yıldan beri başımızı artan terör diye adlandırılan lanet olası olay hakkında ilk girişimi yapmak istiyorum. Buradan sesleniyorum. Dağdaki kandırılmış bizim eski şeyimizden eski yönetimden kaynaklı eğitimsizlikten ve cahillikten kandırılmış yabancı devletlerin gerek ajanlarıyla gerek başka sıfatlarla insanları kandırıp dağlara götürüp işte daha güzel hayatlar vaat edip insanları daha çıkartan zihniyetler sebebiyle dağlara çıkmış olan, kandırılmış Türkiye vatandaşları. Vatandaşları mı yani? Köprü vatandaşları mı? Bizim... Ben kardeşim en başta Türk sorunu bitireceğim. Kürt yok. Niye bilmiyorum yok. Kardeşim ben canlıyım. Sen canlısın, bitti. Ben insanım de demeyeceğim. Niye bilmiyorum? İnsan derken hayvandan ayırıyorsun. Aynen. Sen Kürt'üm demesen, ben Türk'üm demesen ne Kürt sorunu kalır ne Türk sorunu kalır. Kardeşim bundan sonra yaptığım köklü değişimde Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak
zaten 100. yılını deviren Cumhuriyetimizin devrim hareketiyle en başta ismini değiştireceğim. Nasıl değiştireyim? Evet. Kardeşim, bizim devletimizin ismi mesela Ahmet Cumhuriyeti, Mehmet Cumhuriyeti, Ayşe Cumhuriyeti olsaydı herkes sahip çıkardı. Şimdi ben empati kuruyorum. Kardeşim diyorum, ben bir Türk vatandaşı olarak gidip de Kürdistan'da savaşmam. Buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin başsavcılarına sesleniyorum. Ey Türkiye Cumhuriyeti başsavcıları, başarsanları, baş filozofları, kılıcını hak kulunda ayrım gözetmeden haksıza karşı hak için, adalet için hak kulunda kullanmaya yemin etmiş, an içmiş olan değerli Kuvayi Milliye'mizin, devlet alemimizin bekası için adalet terazisinin hakim şöleleri. Siz Kürdistan Cumhuriyeti'nde yaşamış olsaydınız bir Türk olarak ve de Türkiye'nin adı Kürdistan olsaydı mesela empati olarak. Ya bırakın başsavcılığı, yemin ederim var ya, çöpçülükle yapmazdınız be. Yani yapmazdınız ya. Bu kim? Bu öfke nedir kardeşim? Mesela benim dedelerim Ermenistan'la kavga etmiş. Mesela zamanında. Ne için kavga etmiş? Allah bilir. Ya Ermeniler beraber yaşıyorduk biz Ermenilerle eskiden. Belki de bir iftiradan gittiler. Yani Osmanlı Cumhuriyeti niye çok büyüktü? Çünkü ismi herkesi kapsıyordu. Ama sen, senin ırkını temsil eden bir isim koyarsan bu devlete kimse sahip çıkmaz. Senden başka kimse sahip çıkmaz. Anladın mı? Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk bir perde olarak size en başta Türkiye'nin ismini değiştirmeyi şart buluyorum. 100. yılını deviren Cumhuriyetimizin yeni ismi Dev Devrim Devleti. Ak Gök, Bozkurt Süt, Anam Bilim, Medeniyet, Adalet, Kuralları, Görevleri, Cumhuriyeti, Başsavcılığı, Hanedanlığı, Dev Devrim Devleti. Bu kadar net. Dev Devrim Devleti. Kısaca evet, Dev Devrim Devleti. Biraz uzun. Bak, Ak Gök, Bozkurt Süt, Anam Bilim, Medeniyet, Adalet, Global Yargıçlık, Kuralları, Görevleri, Cumhuriyeti, Başsavcılığı, Hanedanlığı, Hakimlik İmparatorluğu, Dev Devrim Devleti. İsmimiz çok uzun. Niye biliyor musun? Çünkü zengin. Fakir değil. Türk bitti. Türk bitti. Benim devletimin ismini bile söyleyebilecek kimse. Anladın mı? O kadar zengin. Şimdi en başta kardeşim, Kürtlük sorunu yok değil. Var. Ben bunu bitiriyorum. Kardeşim ben Türk değilim ya. Ben canlıyım. Bitti. O da canlı. Buradan dağlarda bulunan kandırılmış tüm canlılara sesleniyorum. Lütfen İster silahlarınızla, ister silahsız olarak gelin bizim ülkemizin ister silahlı mensuplarına katılın, bize beraber birlik olun, beraber savaşalım, cepheden cepheye koşalım. Evet. Ülkemizi daha fazla zengin yapalım. İsterseniz de silahları bırakın, gelin kardeşim, geçin işin başına, çalışın, evinizde oturun, çayınızı demleyin. Bu kadar net. Yani biz kan dökmekten, kan içmekten, kan ağlatmaktan, kan ağlatmaktan bıktık ya. Bıktık nedir bu ya? Yıllardan beri yani ne bu ya? Yani çocuklarımız da doğru olmaz birbirine düşman oluyor, hasım sahibi oluyor ya. Yani zaten boktan yere dökülen kan yetmezmiş gibi, bir de dökülen kanın da davasını gitmek için daha doğru olmaz çocuğa hem hasım sahibi yapın hem düşman sahibi yapın. Onu bırak. Kör öldü, badın gözü oldu değil, boku bokuna gittiğini yazıyor ya. Aynen öyle. Ben şunu diyorum kardeşim. Şehit diye bir şey yok. Şehit. Nasıl? Şehit diye bir şey yok. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, size söylüyorum. Şehit diye bir şey yok. Ne var biliyor musunuz? Fedai var, fedai. Fedai var. O nasıl oluyor? Fedai var, şehit yok. Şimdi, hangi safta olursa olsun, insanlar birbirini öldürdüğü zaman kendini şehit sayıyor. Şimdi git, hani Kürt halkı diyorlar ya, git. Onlar da şehit. Bizimki de şehit. Kardeşim hangi şehit? O mu şehit, bu mu şehit? O da hacı, bu da hacı. Lan o da Kur'an okur, bu da okur. Hangi şeytan bunları? He? Bunlar kardeş, kardeş. Fedai var, biliyor musun? Kullanırsın, git oğlum vur öldür. Öldün mü? Fedai gitti. Niyazi oldu işte. Şehit meyit yok. Anladın mı? Fedai. Ben bu devletin gerçek fedailerin soyundan geliyorum. Ben Battal Gazi'lerden geliyorum, anladın mı? Ben, bak, şehit meyit insanlara takılan bir lakap. Ölen insanlara şirin göstermekse, o insanlar nasıl acılar içine ölüyor sen biliyor musun? Bu bombalarla, o silahlarla. Ne oldu? Şehit oldu. Ne kadar basit. Lan adam paramparça oldu be. Lan adam bomba düştü, adam beyni yarıldı, adam paramparça oldu. Ya bir tane katıra tak bir vurdu. Ben nakarda yaptım biliyorum. Tak bir koydu. Ya katırın
parçalarını böyle ağaçtan şey yaptık yani bu kadar. Ya şimdi düşün ya o nasıl bir cam böyle nasıl yani he? Düşsene böyle paramparça. Ya insanlar düşünemiyorum bile. Yanarak ölüyor, paramparça oluyor ya ağaçlar içinde ya. Adam daha bu dünyada cehenneme yaşıyor, adam ne oldu şehir oldu. Ne kadar basit ya şehir oldu ya cennete gitti. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Geçen yok bak. Şehir ölen insanlara cahillikten ölen, savaşları ölen yani haklı haksız şey diye lakap takan lakap yani bence başka bir şey yok. Çünkü ne biliyor musun? Ölünce görürsün, inanmazsın, yanarsın. Öyle bir şey yok kardeşim. Kimden ölmüş dirilmiş? He? Ben köy meydanında sana adam diriltirim kardeş. Mezardan ne tane adam çıkartırım sana? O nasıl olacak? Köy meydanında tiyatro olabilir. İnsanlar kanınma kolaydır. O ayrı bir konu. He he he. Şaban rahmetli Kemal Sunal. Allah rahmet eylesin. O hortumla kıble mevzusunu boşuna yapmadı ha. Bak hortumla kıble boşuna yapmadı. Bak o adam var ya peygamber gibi adamdı be. Adamlar herkes güldü inek inek dedi. Lan var ya o adam için var ya. O adam var ya hepinizde var ya gülerek ağlattı. Gülerek ezdi böyle şaklamanlık var. Şimdi niye biliyor musun? İnsanlar çok katil dinci olduğu için adamın içineli. Şimdi mesela ben sana desem örnek vereyim. Ya Allah yok. Oo tövbe 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 tövbe. Şimdi bak ben diyeyim sen bunun aksine düşünemiyorsun. Niye biliyor musun? Düşünemiyorsun kardeşim. Düşünce özgürlüğün yok. Kıslanmış. Ya yok. Olmaz ne böyle. Olamaz. Tövbe 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 de. Mantık ben çalıştım. Düşünmüyorum mesela. Düşünemiyorum. Yok. Ben sana desem. Düşün. Ya olmuyor. Böyle bir insanlar var. Sen bu insanlara. Gel böyle senin iki dakika. Katlin vazife dediler. Katli vaziftir. Bir de ne biliyor musun? İşte hani. Bu zihniyetli insanlara şey yapma. Yakında durma. Uzaklaş diye senin dinle çıkardı. Bir daha dine giremezsin. Ne alaka? Din ne bu? Eve giriş çıkış mı? Kardeş din ne der biliyor musun? Din dediğine sana inanmazsan yanarsın. Ölünce görürsün. Ben buyum. Anladın mı? Hiç şüphesiz kesinlik ben buyum der. İnanmazsan yanar ölünce görürsün. Ama bilim sana ne der biliyor musun? Bu nedir? Kalem. He. Bu şimdi kalem ya sen bunu kalem olduğunu bilmezsen. Ben sana desem bu sildiği mesela sildiği. Kalem olduğunu kanıtlamam lazım bana. Bak kalemmiş mesela yazıyor. Ama ben bu kalemi mesela bu ne? Bakana göre değişir. He. Bana böyle göre çakır, sana göre çakmak. Yani çakmak olabilir, bıçak olabilir, her şey olabilir yani. Ben bunu canlarından dolayı bir şey yapıyorum ha. Yani burada yüzde de saldırıya uğradım. Adalet Bakanı'na da ondan dolayı da yapmış olduğum proje var. Şimdi başlayacağım zaten ben. Adalet Bakanlığı'yla, Adalet'in bundan önceki yaptığım konuşmayı neydi biliyor musun? Allah'ın eli, Adalet'in eli değil mi kardeşim? He? Mantıken. Aynen. He. Dedim yine. Allah'ın eli, adetin eli. Adetin nerede arkadaşlar? Yerini bilen var mı? Gören var mı? Lütfen bana yerini söyleyin diye. Burada feryat ettim bağırdım. Canlı yayınlarda polis amcalar geldi deyince. Neyse. O konuya geliriz sonra. Ama ben şunu söylüyorum. Adetin eli, Allah'ın eli değil mi? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak sözlerime devam istiyorum. En başta. Adetin eli, Allah'ın eli. Adetin eli her yerde arkadaşlar. Nerede? Adet her işte, her alanda olacak. Evet. Buradan Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılarına sesleniyorum. Derhal Türkiye'de bulunan tüm bakanlıklar dahil. Bakanlıklar dahil. Yani tüm kamu hizmetleri ve büyük fabrikalar, büyük iş yerlerine kadar bak. Gitsinler kardeşim kontrollerde bulunsunlar. Kontrollerde bulunsunlar ve açık noksan tespitleri var. Rapor etsinler, şey yapsınlar. Tüm partiler tek çalanına gelsin. Her parti her görevde olabilir ondan sonra. Mesela örnek veriyorum. Kim mesela şey yapmak istiyor, Maliye Bakanı olmak istiyor? Mesela Kılıçdaroğlu. Buyur geç, otur. Ama şöyle, bundan sonra dediğim gibi herkesin görevi kuralları ve skorları olacak. Aynı banka, banka skoru gibi. Mesela benim iyi vatandaşım 100 skorsa mesela, bu adam mesela çalışmış, vatanı için mücadele etmiş, seferber olmuş, bu adam skoru 100 ve bu adam mesela bu skorlar da 6'ya geçir olacak. Aynen. Mesela örnek veriyorum. Kılıçdaroğlu geçti şeyin başına. Hazine Maliye'nin başına geçti. Tabii geçerken öyle basit değil. Projene geçeceksin oraya. Kesinlikle. Projene geçeceksin. Şimdi ben yapmış olduğum proje şimdi her alanda var. Mesela Hazine Maliye Bakanı ayrı proje yapmışım. Adalet Bakanı ayrı proje yapmışım. Mesela Milliyetin Bakanı ayrı proje yapmışım. Aynen. Ve dışarı yani şey olarak nasıl denir? Türk Silahlı Kuvvetleri de olsa, Milli İstihbarat Teşkilatı olsa, ayrı ayrı projelerim var bu konuda. Benim yapmış olduğum tüm projeler birbirine bağlantılıdır.
Zincir gibi. Evet. Zincir gibi. Öyle bağlantıları ki her zincir, her zincirin tek bir tane halkası tüm şeyi kapsar. Olursun. Tüm yani yönetimi kapsar. Bu zincir öyle bir zincir ki bir tarafta eksiklik oldu mu diğer onu hemen yakalıyor. Aynen. Yani eksiklik yapman imkansız hale geliyor. Yani burada herkesin kuralları görevli olarak kuralın dışına çıkan oyun dışı kalır. Anladın mı? Aynen. Oyun dışı kalır. Nasıl oyun oynuyorsun? Kural gitti mesela örnek vereyim. Ne oynuyor mesela sen? Ne oynarsın? Ben hiç oynamam ama ben haberlerden başka bir şey izlemem. Ne oynarsın sen? Oynadığın bir oyun falan var mı böyle? Hani yani, kağıt mağıt falan. Kağıt mağıt. Batak olabilir. He tamam işte. Ne yapar mesela adam hile yaptı değil mi? Kaç, ne olur sonra oyundan çıktı Cezayir falan. Cezayir oynuyor. Şimdi kardeşim ben de bu bizim devletimiz. Herkesin devleti. Herkes sahip çıkacak. Ben nasıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak sahip çıkarsam herkes sahip çıkar ve beni bu ilan etmiş olduğum ekonomi kurtuluş savaşında kimse beni yalnız yani bırakırsan da siz kaybedersiniz. Neden mi? Benim tek başıma kazanacağım bir savaş değil. Bu topyekun bir savaştır ve bu savaşı her birle kazanacağız. Tüm Türkiye halkına tüm Türkiye halkına seferberlik ediyorum. Derhal acilse net olarak düzene geçmesi ve taarruz faaliyetine geçip hücum etmeye başlaması gerekiyor. Her konuda, her alanda, her şeyde. Açılıyor. Her açılıyor, her açılıyor. Şimdi en başta Türkiye Cumhuriyeti'nin adını değiştirdim gitti. Biz Türk'üz ama artık yani Doğu birliğiyle karar vereceğiz yani. He, bunu ben yok, ben başkan değil miyim kardeşim? Ben kabul ettim. İsmi sen de, başkanım. He, ben Adana'da 100. yılını deviren Türkiye Cumhuriyeti'nin devrimden dev devrim hareketiyle tüm Türkiye'yi baştan yaratacağıma buradan hepinize beyan ediyorum. En başta hiçbir ülkeyle savaş yerinde olmayacağız. Olsa bile ticari işlerimiz bitmeyecek. Aynen. Çünkü biz çok yönlüyüz. Tek bir tane yüzümüz olmayacak. Fark nasıl oluyor? Hem savaşacağız hem ticaret yapacağız hem ülkeye girip çıkacağız. Bunu ya yapacağız. Bu her yerde. Ya bu şey gibi oldu. Ya sen bir... BMW'me sık ama ben senin evine yine çay içmeye geldim. Benim kardeşim gelir sana ticaret yapar. Anladın mı? Devlet bu şekildedir. Şimdi bak. Hı. Ben sen benimle kötüsün değil mi? Benim kardeşimle kötü müsün? Sonuç itibariyle devlet ismiyle kötüsün. Hayır ismi değil kardeşim bak. Şimdi ben sen kendinden bahset. Şimdi ben senle kötüyüm. Benim kardeşimle kötü müsün? Yok. Yok. Kardeşim ticaret yapabilirsin ama değil mi? Yani. Yola çıkabilirsin. Ben sana yanlış yapmışım mesela. Ama kardeşim yapmamış. Ben onun nesi var? Ben de diyorum kardeşim devlet çok yönlü program sayesinde bir devletle mesela savaş içerisindeyken tek bir yönde olacak. Her alanda değil. Anladın hmm. mı? Ticari faaliyetler yürüyecek. Ayrılsak da beraberiz. Ayrılsak da beraberiz. Yani her devlete biz aktif olacağız ve ılımlı siyaset, ılımlı din anlayışıyla yürüyeceğiz. Ve en başta bizim ülkemize karşı tüm ulus ülkelerin başlatmış olduğu kinlerle bitirip ılımlı din adımını atıyorum ve ülkemizde bulunan en başta tüm camileri din, bilim, medeniyet, araştırma ve tüm dinleri aynı anda ibadet ettirebilecek tüm uygarlıkları araştırma ve sanat merkezlerine çeviriyorum en başta. Helal olsun. Sosyal sanat merkezi kardeşim git oraya meslek bölümü hangi meslek git öğren. Okuma mı git öğren. Milli eğitim. Duy bunu. Milli eğitim. Ben okuduğu Kur'an'ı Arapçalı okuduğu Kur'an'ı ne okuduğunu anlamadan okuyan vatandaş istemiyorum. Kardeşim Kur'an okuyorsan bana gel Türkçesini oku. Şunu söylüyorum. Eski zamanda Osmanlı zamanında ne vardı? Türkçe konuşuyorlardı ama yazdı Osmanlı'da. Ben de şunu diyorum. Milli eğitim dünyada ne kadar çok alfabe varsa koymasa ya karma alfabe çıkart. Acil olarak. Ve yeni alfabe. Alfabeyi değiştiriyorum. Atatürk'ün tüm ülkelerini değiştiriyor. Hayır hayır. Atatürk'ü değiştirmiyor ülkelerini. Ama Atatürk'ün. Sen, ama şimdi şöyle. Bak şimdi bak. Şunu söyleyeyim mesela. Hayır bir dakika. Bak, sen ben, Türkiye'yi değiştirdin. Türkiye'nin adını veren Atatürk'tür. Ben şunu söyleyeyim. İkincisi. Harfleri değiştirdin. Atatürk'ün ilkeleri. Kardeşim bak bak. Ben şöyle değişim ama kestirmeden gidiyorum kardeşim. Şimdi bak. Elle böyle tutmak var. Bizim atamız böyle tutmuş olabilir. Böyle atamız hiçbir zaman öyle tutmadı. Kardeşim
Bak, zaman, teknoloji çok değişiyor. Şimdi Kiren de mesela atamıza... Ama bak, bu senin söylediğin şey, o zamanın şartlarına göre Atatürk, niye Atatürk Türkiye'ye koydu biliyor musun ismini? Neden koydu? Oradan ırkını çıkartması bir, bir çoğunluk neydi mesela Türk değil mi? Türk çıkarttı. Ama neydi biliyor musun? Yurttaşlarım dedi adam. Aynen. Yurttaşlarım dedi adam. Adam demedi. Türkiye milleti demedi. Şimdi Türkiye ismini çıkarttı diye bir şey yok. Türklerin yoğunluk, çoğunluk olduğu bir ülkede. Adam şöyle kardeşim bak bak. Türkiye ismini koydu. Ama şöyle bir şey de var. Atatürk zamanında Araplar da vardı, Kürtler de vardı, Ermenisi de, Yahudisi Atatürk de. Atatürk hiçbir zaman şunu demedi. Ben Türk milletinin bir ferdi olarak dedi. Anladın mı? Aynen, bak evet. Bu başka bir şey. Şimdi Kürt de gelip ben Kürt milletinin bir ferdi olarak konuşma yapabilirim diyebilir yani. Bu doğal bir şey. Tabii. Ben Türk milletinin bir ferdi olarak, değil mi? Bu kutlu güne kavuşmanın en büyük heyecanını ve sevincini yaşıyorum. Yurttaşlarım az zamanda çok büyük işler başardık. Ve daha zamanda daha büyük işler başaracağız. Yurdumuzu dünyanın en medeni, en mamur seviyesinin en üstüne çıkaracağız. Daha neydi? Daha sana çok giderim de çok uzun olur. Şunu söyleyeyim ben. Şimdi bak sana bir konu konuşuyoruz, o konu bitmiyor. Mesela şimdi ne konuştuk kardeşim? Türkiye. Ben Türkiye isminden... Haz etmiyorsun. Haz etmek yok. Öyle bir şey yok. Stratejik olarak... Yanlış olduğunu düşünüyorsun. He? Stratejik olarak benim yanlış olduğunu düşünüyorum. Benim düşündüğüm mesela şu anda düşünmediğin için sana saçma gelebilir. Ben senin dediğine düşündüm, öyle bir şey yok. Hayır, bana saçma geliyor diye bir şey yok. Sadece farklı geliyor. Yani, şimdi bak ben... Neden bu şekilde düşünüyorsun? Tamam. Irkı temsil ediyor kardeşim. Bu kadar net. Sen Türk'üm diyorsun, bak ben sen demin neydin? Türkiye'nin adı Kürdistan olsaydı, Atatürk Kürdistan koymuş olsaydı o zaman. O zamanın şartları böyle gerektirdi. Ama sen Türksün. Ne olacak şimdi? Düşün böyle bir şeyi. Yeah. Ya şimdiki şartlar Ermeni Cumhuriyeti de koymak gerekiyorsa koyarım kardeşim. He? Benim Ermen mesela öğretirim. Hacı Murat. Sen Hay Şakir de. Önemli değil. Ben Murat diye unutmuyorum. He? Yani. He? Şaban inek diyordun adam. İnek mi oluyordu? He? Rahmetli Kemal Sunal. İnek Şaban diyorlardı. O adam inek miydi? Allah aşkına söyle. Değildi, lakabı oydu sadece. He? Bunda bir lakabı olarak duyabilirsin o zaman. En başta bunu söyleyeyim mesela. Evet. Tamam mı? Türkiye'nin yeni lakabı dev devrim hareketi. Dev devrim devleti. Onu diyeyim ben de sana. Ama resmi olarak en kısa sürede ismi değiştiriyoruz ve açılımı Akgök, Bozkurt, Süt, Anam, Bilim, Medeniyet, Adalet, Global Yargıçlık, Kuralları, Görevleri, Cumhuriyeti, Başsavcılığı, Hanedanlığı, Hakimlik, İmparatorluğu devlerin devleti olarak kalayaktır ama kısaca devlerin devleti olarak kullanabiliriz. Yakın zamanda tüm siyasi peki bayrağımızı değiştirmeyi düşünüyor musun? Bayrağı değiştireyim. Bayrak da değiştireyim. Evet, bayrağı değiştireyim. En başta Türkiye Cumhuriyeti'nin hem adını, hem dilini, hem bayrağını, hem alfabesini, her şeyini değiştireyim. Devlerin hareketi bu kardeşim. Dini ne yapmayı düşünüyorsun? Farklı bir kardeşim, din yaratıyorsun. Kardeşim, din şöyle. Din atalarımızdan ortak kalan biraz. Anladın mı? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde tek Müslüman mı var? Türkiye Cumhuriyeti'nde yüzlerce insan var. Yani yüzlerce... He, o kadar cami var. Sen insan var. Şey gördün mü? Ne, Alevileri gördün mü camilerde? Yok. Niye? Çünkü adamlar... yani ibadet edecek yeri mi yok mesela? Ne? Müslüman. Kardeşim öyle bir şey yok. Tüm dinler bizim din. Atalarımızın camisi olmasa bile cemevi vardı bir kere. Cemevi var da kıyıda köşede yani elektriği, suyu, ne falan. Devlet bunu desteklemiyor. Desteklemiyor. Ben şunu diyorum kardeşim. Devlet kesinlikle diyor ki ben cami destekliyorum. Cami. Ben tamam, camiye gitmiyorum. Tamam şimdi onu kaldırıyorum. O zeynepte kaldırıyorum. O bitti o iş. Ne oluyor biliyor musun? Camileri de kaldıracağız o zaman. Hayır, camiler kalkmayacak olur mu? Camiler dedim mi sana? Sanat merkezleri, iş yerleri. Yani, din, bilim, medeniyet, araştırma. Ve tüm dinleri aynı anda ibadet ettirecek yerler bir şey bunlar. Anladın mı? Yani camimiz ibadet hali değil de... Hayır, ibadet merkezi mi? Merkezi. Şimdi ben şunu diyorum kardeşim. Benim ibadet merkezim varsa... Her geç ibadet edebilir. Anladın mı? Aynen. Sen niye gidin cemevinde ibadet edin? Gel camide ibadet edin. Ben devlet olarak sana ibadet merkezini sunmuşum. He? Ben sana bu cami demiyorum ki. İbadet merkezi diyorum. Niye cami diyorum? Cami diyor, ibadet merkezi bitti. Sen
İlle camiye mi gitmek zorundasın namaz kılmak için? Yani burada da namaz kılabiliyorsun. Camiyi Allah'ın evi olarak gördük. Yok bir dakika, sen burada niye namaz kılıyorsun? Burası cami mi? He, evinde namaz kılıyorsun, ev cami mi? Her yerde namaz kılabiliyorsun. Ben her yerde yapabiliyorsun. Cami demiyorum, ibadet merkezi diyorum kardeşim. Cami mami yok, ibadet merkezi var. Ben ibadet merkezi diyorum. Ve benim yaptığım ibadet merkezleri de herkes ibadet edebilecek. Ve ibadet etmeye giderken de sanat öğrenecek, meslek öğrenecek. Okuması yazması olmayan okuma yazma öğrenecek. İbadet her alanda eğitim vereceğiz. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı olarak tüm parklara, çocuk parklarına deneyler ve testler yapma laboratuvarı tarzında şeyler açacağız, alanlar açacağız. Ve aynı zamanda her mahallede bir tane rehber öğretmeni bulunduracağız. O rehber öğretmen de o mahalledeki tüm gençlerden, tüm yaşlardan, çocuk çocuklardan hepsine sorumlu olacak. Artık mahalleler arası bilgi yarışmaları düzenleyeceğiz. Ya o zaman desene artık kimsenin psikolojisi bozuk olmayacak. Yok, herkes bir şeyle meşgul olacak. Çünkü devlet olarak herkese bir görev vereceğiz. Senin görevin kardeşim, şurada bir tane okumayı şimdi yazmayı bilmeyen bir çocuk var, git onu öğret. Senin görevin bu. Eyvallah, karnımız aç. He? Karnımız aç. Tamam, işte İnsanların psikolojisinin bozuk olması. Tamam, niye kardeşim? Şunu söyleyeceğim. Aç. Şimdi bak, eski paralarda gördüm ben, devlet aileye yani 45 yaşında. Yok, devlet aileye şey var. Bir para ödene, devlet aileye şey yazıyor, kuralları mı? Bir şeyler yazıyor da unutmuşum, benim aklıma geldi. Kalkınma hareketi. Şimdi biz devlete dedik ya, kalkınacağız en başta. Nasıl yapacağız kardeşim? En başta ülkemize gelen, şimdiye kadar baktığımız, beslediğimiz göçmen diye adlandırılan şeylere, misafirlerimize. Bundan sonra bizim devletimize bulunan tüm göçmen diye adlandırılan misafirlerimiz çalışacak kardeşim, ama öyle kafasına göre işte değil. Tarımda çalışacak. Bütün Türkiye'nin arazilerini tarıma açıyorum. Tarım Bakanlığı derhal gören başına geç ve ekilmeyen toprak istemiyorum, her tarafa girecek. Bizim ülkemize göçmen diye adlandırılan misafirlerimiz giriş yaparken öncelik olarak onlara protokol yapacağız. Biz sizi kurtarmışsak canınız tehlikede değil mi kardeşim? He? Tehlikede değil mi? Biz seni kurtarmışsak, oradan alırsak, çok şükür yaşıyorsun, ölmedin. Biz sana bir tuvalet temiz edemiyoruz. Sana ek biç ye, ondan sonra hak et, vatandaşlığı hak et. Sen öyle uyuyacak vatandaşlığı yok, sen parayla bile alamazsın Türkiye vatandaşlığını. Anladın mı? Bizim cumhuriyetimizin vatandaşlığı artık parayla satılmayacak. Biz bir tane vatandaş ülkemize girmek istiyorsa, öncelikle bizim hani verilen şey vardı ya, ne diyordu onu? Şeyden geçecek. Neyi anlamadım? Kamyoncu derneğine üye yapacak mıydı yani? Karamba kamyoncu da. He, bir şey testten ne yapıldı, bir şey yapıldı. Onun evet. Gibi kurallardan, görevlerden ve bazı şeylerden geçecek yani. Şunu söylüyorum, mesela 5 sene boyunca, tamam mı, ülkemize gelen göçmen yapandırılan şahsiyetler 5 yıl boyunca tarım arazilerinde çalışacak ve başka hiçbir çalışamayacak. Sadece tarım üzerine şu an ağırlık vereceğiz. Tarımdan kalkanacağız öncelik olarak. Çalışacak. Bizim belirlediğimiz kuralların, görevlerin dışarıdan çıkamayacak. Çıkarsa skorlarını eksilecek. Mesela 100 skor verdik biz buna. Şu sınırı geçmeyeceksin. İşte şu tarlayı süreceksin. Veya da şunu yapacaksın. Görevler. Tabi onun şeyine göre, yapısına göre, şeyine göre belirleyip kriterlerine göre bunlar belirlenecek. Herkes çalışacak. Kimse boş oturmayacak. Herkesin elinde meşgul olacak, bir işi olacak. Ve herkes kazanacak. Çünkü kasa, Hazine Maliye Bakanlığı'nın kasası herkesin kasası. Bu kasayı herkese açacağım. Bizim vatandaşlarımız bu kasadan her türlü faydalanacak, ama kimseye para vermeyeceğiz. Ne istiyorsun kardeş? Araba mı? Araba bende. Ne istiyorsun kardeş? Ev mi? Evim bende. He? Elektrik su faturası almayacağım. Kimseden. Her şey devletten. He, sen her şeyi sen şimdi çalışacaksın mecbur. Şimdi çalışma elektrik var mı? Yok. Yok. Kardeşim ne istiyorsun sen? Ülkemize milletimize. Ev istiyor. Ev bende. Araba mı istiyor? Araba bende. Ama çalışacaksın. Elektrik su beleş. He? Ama yan gelip yatma yok. Çalışacaksın. Ben senin kriterine göre belleyeceğim. İşi yapacaksın, yapmak zorundasın. Ha, yeri gelecek sana
Araba tamir ettireceğim. Yeri gereği sana terbaş götüreceğim. Ama yapacaksın görevini. Askerlik gibi görevini yapacaksın. Herkes bu kurallara, görevlere yüklenecek. Ve herkes sporu bile yapmak zorunda kalacak. Herkes en başta Sağlık Bakanlığı'na, sağlık kavgasını en başa geçirip yaşamın ilgili olarak Sağlık Bakanlığı üzerinden yaptığım proje aynı zamanda Adalet Bakanlığı'na dayalı. Adalet Bakanlığı'ndan çıkıp nasıl diyeyim ben sana? Yok bir tanesi. Bak şimdi. Şimdi en başta Sağlık Bakanlığı. Zincirin başına geçiyor. Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı tek başına bu sorumluluğu yüklenemez. Sağlıkta ne gelir kardeşim? Spor gelir değil mi? Kesinlikle. Spor Bakanlığı. Spor Bakanlığı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Sağlık Bakanlığı'na beraber yürüyecek. Anladın mı? İnsanlara spor yaptıracak. Sen sağlıksız insan, niye sağlıksız insan? Spor yapmıyor. Sağlık Bakanlığı, senin görevin bundan sonra her mahalleye bir tane laboratuvar, seyir laboratuvarı kurup tüm benim vatandaşlarımı 15 günde bir idrar tahlili, ayda bir de kan tahlili geçirilsin ve kan uygun olanın kanını alayaksın, kan alma işinle can verme işine çevireceksin ve kan verenlere mukafat olarak hediyelerimiz olacak. Herkese seve seve can verme işine yüklenecektir. Bundan eminim, hemfikirim. Hemfikirsiniz. Aynı zamanda 15 günde artık hastaneyi kapatıyorum. Hastane kalmayacak. O nasıl olacak başkanım? Kardeşim, önemli olan koca koca hastaneler yapmak değil ki. Aynen öyle. Önemli olan insanları hasta etmemek. Ben dedelim hareketiyle ne hastane ne cezaevi bırakacağım ülkede. He? Ne hastane ne cezaevi. Ne yapacağım biliyor musun kardeş? İnsanlar hasta olmayacak ya. Benim vatandaşım hasta olmayacak. Hasta olmadan denemeyeceğim ben adamı. Şu an heyecanlandım. Kardeş, yani şimdi sen adam bekliyorsun, git hastaneye ver, ne kadar dolu? Öyle öyle. Niye dolu? Sen şehir hastanesi değil, kasaba değil, ülke hastanesi bile yapsan kocaman. Değilse hiçbir şey yok. Genel olarak arkadaşlar, genel. Öyle. Genel, bundan sonra herkes sağlıklı beslenecek, sağlıklı şeyler yiyecek ve spor yapacak. Ve 15 günde bir idrar tahlili, ayda bir kan tahlili mutlaka yapacak, check-up hizmeti. Tüm Türkiye'ye check-up yapacağız. Kanı uygun olanları kan alacağız. Kan verme işinde adını değiştiriyorum. Can verme işi yapıyorum. Can verme. Can verme evet. Kan uygun olan kan vereyim. Vermeyenler de vatandaşlık skorundan eksilecek. Bundan sonra herkesin davranışlarını ve kriterlerini yakından ilgilendiren spor şeyi de halka açık olarak. Mesela örnek veriyorum. Kardeşim ben şimdi ticaret yapıyorum değil mi? Bak. Evet. Geçen bir tane müşteri geldi. Ne yaptın değil mi? Ne yaptın? Arabasını tamir ettik adam. Bir buçuk milyar hesap çıktı. Dedi ki ne kadar yükselmiyor param var şimdi. Araba yap dedi. Araba yaptıktan sonra dedi sana geri kalan para çocuğu gönder de beraber dedi. Vereyim bir derdi dedi. Şimdi ben bu adam hırlı mısın ne demeli? Tipine baktım adam gibi adam. Bir de adam Allah'tan kitaptan bahsetti ya. Dedim tamam bu adam dedim daha hayatta şey yapmaz. Sıkıntı yok. Yemin ederim 350 milyon 400 bin işçilerimiz var yani alın terimiz geri kalan parça. Cehennem alın. Bütün parçaları. Ne yaptı biliyor musun adam? Önce buradan çakayı ne de var biliyor musun? Usta dedi bütün paramı sana verdim. İşte 50 milyon da ver. Araba yakıt koyun. Bizi eve kadar götürmez. Şeyin oğlu. Şey yok mu? Vuran oğlu. Vuran oğlu şeytan gibi. Dedim hayatta bu çocuk şey yapmaz. Yemez yani. Alıp almadan gelmez. Dedim bak oğlum gideceğim 1,5 milyon para alacağına falan. Daha mı abi falan filan. Verdim 50 milyon dedim kendi paket sigara al. 20 milyon. Dedim 30 milyon yakıt koyun gidin geldi. Nereye gidin optimum oraya. Adam bunlar ne yapıyor mu? Çıldır böyle dönüyor. Ayakkabıcıya gidiyor. 400 milyon ayakkabı beğeniyor. Çıkartıyor verdiğim 50 milyon ayakkabıcıya veriyor. Dedim bu çocuk burada kalsın. Ben diyorum senden kaç çekip vereceğim diyor. Benim kartım diyor işte ticket mi kız buradan geçerli değil diyor. Gidip çete kadar giden çekeyim. Sana parayı getirir diyor. Çocuğu göndermişim paranla gitsin diye çocuğuyla rehin bırak bunu ayakkabıcıya. Şimdi bu adamın daha buraya servisime girer girmez. Böyle sokorunu oluşturan hani bir şey olsa ha teknoloji ya teknoloji her şey bak dedi sana cezaevi kalmayacak niye biliyor musun? Teknolojiyi her alanda kullanacağız. Anladın mı? Yapay zeka ve teknoloji her alanda olacak ve hiç tane cezaevi kalmayacak niye biliyor musun? Çünkü suçlu olmayacak suç işleyemeyeceksin. Ben suçun
oluşumunu kötü halledeceğim. Aynen. Mesela ya sen getir. Ben şimdi bak burada kaç tane dosya var? Bak mahkeme kağıtlarına bak. Bak kardeşim. Belki benim gibi aynı kaderi yaşayan binlerce Türk halkı vardır. Bak kardeşim. Allah Allah. Bak burada var ya Allah'a mektup yazmışım ha. Kaç sayfa biliyor musun? En az 30-40 sayfa. Bak ne yazmışım ya bak. Bak şey ağaçlar yandığı zaman ne kadar üzüldüm. Dedim alevlerin ağaçtan ağaca geçmemesi için önceden beni bir ağaç olarak empati kurdum. Bak bunu kısaca okuyayım sana bak gör. Kapatın telefonu. He? Yok açık. Açık mı? Bak. Bak ağaçlar için ne dedim bak. Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri mevki makam ve görevleri dikkatine. Vatanımızda bulunan ve ciğerde hitap edilip kabul edilen kutsal orman yangınlarından tüm kainatta bulunan her canlı bireyin ciğerlerini özellikle akciğerini yakından inlediğini ve bu kainatta yaşayan tüm canlı varlıkları buna hayvanlar, bitkiler ve ekosistem içerisinde organizmalar dahil yaşama hakkı ve sürekli tehdit etmekte kalanlar için için kor kor yakıp ağaçlar içinde ya dumanıyla zehirleyip ya da cahil cahil yapmakla beraber olup bu kainatta şu an yaşamakta ve her geçen saniyede anne karnından çıkan insanların ve hayvanların üremesiyle sonuçlanan yeni canlıların sağlığına, bekasına, güvenliğine ve istikbaline direkt olarak etkileyen ciğer ormanı yangınları konusunda yapılmayan, ihmal edilen, gözden kaçırılan düzen ve disiplin alakalı söylemek istediğim fikri mülkiyetim. Bak. Ya ben ağacım, ben ormanım. He? Ben, kışın üşüdünüz, kollarımı, bacaklarımı, dallarımı kestiniz. Siz hasta olmayın dedim, sesimi çıkartmadım. Sevgilinizi aldınız, bana kaçtınız. Gövdeme aç şeylere mektup yazınız. Ya siz mutlu olun dedim, sesimi çıkartmadım. Çoluk çocuğu aldı, pikniğe geldiniz. Kızgın köklerime bir damla su getirmediniz. Sesimi çıkartmadım, siz yeter ki yemeğinizin ama yemekte gözüm yok. Bari çöpünüzü dökmeseydiniz, toprağımı kirletmeseydiniz dedim. He? Evet. Su getirmediniz, yanlış sağlık dedim. En son beni kor kor alev alev yaptınız ama ben artık kendim içindeyle içinde beni ailesi gibi gören, yuvası gibi sahiplenen binlerce börtü böcek kuşları tam dolayı hepinden davacıyım, şikayetçiyim dedim ve sonra da cezaevine girdim. Bak cezaevine girdim ama var ya sana bir şey diyeyim mi? Cezaevinde bir tane cezaevi bırakmayacağım. Hepsini fabrikalara çevireceğim, iş yerlerine çevireceğim. Bir tane de ne suçlu kalacak, ne zanlı kalacak, ne hükümlü kalacak. Çünkü artık suç işlemeyecek. Bir yerde suç işlenirse o suçun o kanadı yani o suç olmuş. Mesela örnek veriyorum. Ne olmuş burada? Mesela hırsızlık olmuş. Değil mi? O hırsızlık bölümünde mesela ne var? Polis var, hakim var, savcı var değil mi? Evet. Sen ne diyorsun? Mesela hırsızlık yaptın. Ne yaptın? Ya işte plan şey çaldın. He. Tamam sana şu kadar ceza. Mesela. Ben şunu diyorum kardeşim. Sen bu cezayı verirken neye göre verdin bu cezayı? Ne suç yaptı, ne yaptı? Neyle biçtin onu söyle bana. Mesela ben gittim, ya haksız yere öldürülen bir candan bahset. Bir tane adam ölmüş, haksız yere öldürülmüş. Evet. Bunun ceza bedeli ne oluyor? Bana söyle. Bana göre müebbet. Müebbet? Müebbet verirken neye göre verdin müebbet? Çünkü haksız yere karşı tarafın hürriyetinden alıkoymaktı. Tamam. Ya sen o adama gidip yaksan bile, sen onu biçtiğin zaman o cezayı, bir şeyle pişman oldum, anladın mı? Mesela terazi kavramında... O zaman onu da mı yakacağız? Yapmak değil, empati mantığıyla. Şimdi o adam bu suçu işlemişse, anladın mı? Neden işlemiş ama? Neden işlemiş? Anladın mı? Ve aynı suçu başkaları işlememesin diye sen tedbir aldın mı, önlem aldın mı? Mesela ben diyorum kardeşim, ben sınavlara girdim, çok sınava girdim mesela, ele sınavına. Ben diyorum kardeşim, sen açık kapıyı bıraktın mı eğitim olarak? Ben de girdim. Benim dedemin dedesinin zamanından beri kanunsal iletişimleri yapılıyor. Sen o zamandan bu zamana kadar kapıyı açık tuttun. Şimdi kalkmışsın bana dava açıyor. Zaten ben bilerek yakalandım sınavlarda. Gittim böyle denedim seni. Baktım ne zaman duracak bu iş, ne zaman. Hala devam ediyorlar. Ben şimdi izlemiş için sana ele çıkartabilirim. He? Bak. Devletin makamında, devletin imzasıyla. Yok şimdi ben sana... Kardeşim, FETÖ'den geldi. Bilmiyorum. He? Şimdi kaçak sınavından gelmedi mi? O ya askerler falan filan sınav soruları. Ya burada bir sınavların şey çalmışsa öyle bir şey yok kardeşim. Sen vermişsindir bunu.
Devlet sensin ya. Senin bünyende sana yapılıyor. Sorular çalınmış. He? Lan sensin devlet zaten ya. Kim çalıyor soruyu? Devlet sensin. Benim yönetimde kesinlikle hırsız olmayacak. Kaç, kapkaç, dolandırıcılık kesin olmayacak. Ne bileyim mi? Sen ne dedin ben? Hazine maliye. Teknoloji dedin değil mi? Bak. Para kalmayacak piyasada. Tüm paraları kalırım. Niye biliyor musun kardeş? Şimdi bak. Elmalar armut. Yok, var mı? Bozuk paran var mı? Heh, bak şimdi. Şimdi bak. Şimdi sen atam diye koşuyorsun ya. Bu atam böyle bakınca benim içime yapar ha, senin değil. Niye biliyor musun? Bak sen bunu yere attın mı? Ya bir milyon gitti ya. He? Böyle değil işte bak. Atan gitti sen, atan. He? Atan gitti. Sen önce Türkiye Cumhuriyeti olarak atana sahip çıkmasını bilmiyorsun. Atana. Bak burada şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın kiremin resmi olsaydı mesela. Değil mi? Artamıyorsa buraya. Belki bir para da olsa. Ya devlet büyüğü. He? Sen korkuyor lan. Vallahi üstüne de yatar. Üstüne de basar. He? Yok yok. Ya, şimdi. Ya işte ayak altına düşün zaten. Ya bu sen atan değil mi? Bak bu yapılan en büyük yanlış. Ben saygısızlık bu. Bak bu büyük saygısızlık. Bizim atamızın ayaklarında ne işi var kardeşim? He? Şimdi sen bunu basıyorsun. Görmeden basar. Şimdi Kur'an-ı Kerim ama sen görsen hemen yukarı kaldırıyorsun değil mi? Aynen. Niye? Kutsal değil mi? Kutsal. Bu da senin kutsalın. Son itibariyle. Bu da senin kutsalın. Bu senin en büyük atan. En büyük kutsalın atandır senin atan. He? Evet. Son konuşmalarını birkaç kelimeyle böyle derleyip toparlayalım. Çünkü konu baya bir uzadı. Ben şimdi, nereye gittiğini artık bilemiyoruz. Allah sorumuzu hayretsin. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı empatik mantığıyla söylerim. Tek yumruk, yek vücut olarak bu ekonomi kurtuluş savaşında Kızıl Elma Seferli trenine hep beraber gitmek istiyorsak, bu bizim tekerimize çomak sokmak isteyen bedalları da siz de görüyorsunuz. Gördüğünüz halde beni yalnız bıraktınız. Bunu inandınız. Tanrınız bile kabul etmez. Kimse kabul etmez. Buradan herkese seferberlik emrinde bulunuyorum. Ve herkesi kurallara, görevlere üstlenme vazifesine davet ediyorum. Ve bu kurallara, görevlere kabul etmeyecek şahsiyetlere vatan hainliği ilanını bizzat ben yapacağım. Ve ben kalacağım. Ömür boyunca da çocuklarımla ondan utanacağım. Bu kadar net. Buradan, evet. Uğur Bey son konuşmalarımızı buradan, yaparken. Buradan öncesi ülkemizin, vatanımızın öncesi yöneticilerinin sorunundan yöneticilerinden kaynaklı yani eğitimsiz cahillik artık şeyinden dolayı kandırılmış gençlere, insanları yaşlı amcadelerimle mekan odalarda. Onlara ben artık terörist demiyorum. Kandırılmış halkım diyorum. Kandırılmış halkım. Lütfen dağdan inin. İster silahlarınızla beraber gelin. İzinlerle silahsız gelin. Bize katılın. Bu savaş topyekun bir savaştır. Siz nasıl canlısanız biz de o şekilde canlıyız. Evet. Yani bu bizim böyle yumruk gibi olmamız, tek vücut olmamız lazım. Sen dağda savaşıyorsun ama senin anan benim topraklarımda. He? Senin evet. Kardeşlerin, senin çocukların, senin torunların. He? Yukarıda sen askerlerinle savaşıyorsun. He? Evet. Savaşıyorsun. Evet. Ne yaptınız senin? Ben de senin burada ne? Ya senin çocukların burada benim okullarıma gidiyor. He? En başta şunu diyorum. Her insan istediği dilden eğitim alabilir. Kürtçeler alabilir kardeşim. He? Kürtçeler alabilir. Yani bu mantıklı. He? Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'i de en az 15 tane dile çevirip öyle vereceğim camilere. Her dilden okusun. Kürtçe, okusun. Türkçe, Arapça, evet. Farsça, Yunanca. Her dile çevirsin. Ve şunu söylüyorum. Bundan sonra bizim Cumhuriyetimizin 100. yılı değil mi kardeşim? Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazmış olduğu tüm kitapları derleyip toplayıp tek kitap haline getirip mutluğu özellikle çocuklara da en çocuk yaştan okulu bitirdiği zaman okulu bitirirken diplomasını elde vermeden önce onu ezberlemesi lazım. Bu şekilde eğitim yapacağız ve bir tane cahil insan bırakmayacağız. Şunu da söylemek istiyorum.
yürümeye başlayan ilk çocuklar o mu? Yani evet. İlk yürüyüşünü ormanlarımızda yapacak. Herkes yeşil acı olacak. Herkes sağlıklı olacak. Gençlik ve Spor Bakanı her an olacak. Her insana ayrı ayrı perizler, ayrı ayrı diğer programları, ayrı ayrı spor programları düzenleyecek. Ve spor programına uymayanlara da bizim yaptırımlarımız olacak. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın her mahalleye kuracağı seyir laboratuvarları gelip de 15 yıl idrarını vermeyen, aile bir gelip de kan çekimini yaptırmayan vatandaşlarına da yaptırmamız olacak. Ve hepsini fişleyeceğiz. Herkese bunların ülkemizde, ülkemizin kurallarına uymadığını bilecekler ve ona göre davranacaklar. Hırsız, mesela hırsız. Kardeşim hırsızsan hırsızsın ya. He? Bu kadar net. Sen onu anında olayak hırsızsın, anladın mı? Sen de gelme anında olayak. Gittiği yerde başkasını kandıramayacak. Hadi bakayım işletsin bakayım suçu. Evet. He? Ben Osman... Hadi işletsin bakayım suçu. Neymiş? Şey hakkıymış. Ne hakkı diyorlar onu? Ne hürriyet hakkı mı? Ne hürriyeti? Ya sen gitmişsin, sapıklık yapmışsın, benim şey hakkım var. Ben çok namusluyum ya, namaz kılıyorum. Bak cezaevine gittim ben. Abi adam Sübyan'dan gelmiş. Allah Allah diyor, bir namaz kılıyor diyor. Desin bu adam Mekke'den gelmiş. Bak Taiz'den gelmiş ha. Taiz'den gelmiş. Derken adam Mekke'den gelmiş. Öyle bir hacı hoca. Sonra öğrendik. Ya. Fişliği herkesi. Elektrik oradan fişleyiz. Kim mesela iş yerine bir arşivin merkezine gittin değil mi? Hırsız mısın? Baba hırsız girdi içeriye. Bu kadar ne? Kardeşim ne dolandırıcı mı? Dolandırıcı gidi. Kapıdan girerken eve yapabildi anladın mı? Aynen öyle. He. Ne yaptın biliyor musun? Çip gibi düşün. Çip var ya çip. Ve şunu diyorum. Türkiye'deki tüm paraları toplayacağım. Yeni devrim devletimizin ismiyle kurulacak yeni bir banka kuracağız ve bütün paraları burada toplayacağız. Herkesin yeni oluşacak olan devrim yani savcı coin gibi elektronik paralar herkesin hesabında olacak. Hesabı da kimlikte olacak. Kimlik de sanal ortamda kimse nakit para kesinlikle kullanmayacak. Nakit para, kağıt paranın değerini bitiriyorum ve ülkemize gelen turistlerde bizim vereceğimiz kartlarla alışveriş yapmayanlar herkes kart kullanıyor kardeşim. Dev coin tek olacak. Kart, he? Dev coin olacak. Ya tek kart kimliği, senin kimliği yok kardeşim. Kimliğe git. Nereye gidersen git. Zaten bu gündemde şu anda. Ne? Ben şunu diyorum. Kardeşim sen istediğini ye, istediğini seç. Anladın mı? Ben nersin ya? Ben senin derlersem istediğini yiyebilirsin ya. Ama sen mesela bugün öğlen döner miydin? Yedin mi döner? Kardeşim gidip hemen bir daha döner yiyemezsin işte. Sen hakkın günde 3 tane. Sen ne kadar zengin olsan onu yiyeceğin 3 gün yemek. He? Aynen. Anladın mı? Sen ne yersen ne içersen iç. Bendensin ama yiyebileceğin kadar. Ben zaten senin ne yediğini göreceğim ki sende. He? Ailenin vardır. Ailen belli kaç kişi? 5 kişi belli. He? Zaten onların mesela sen alışveriş yapıyorsan eve. Sen ailenin kaç kişi var? 5 kişi var. 6 kişi var. Onların zaten şey sende olacak. Kodu anladın mı? Ondan alışveriş yapacak. Herkesin koduna göre kodlayacaksın. Herkesin kodu mu kodu? Ya işte matematik isteme. Herkesin bir kodu olacak. Herkes kimse aç kalmayacak. Çocukların 18 yaşına kadar benzine, mamasını falan devlet olarak banka açacak. Daha ne yapayım? He? Helal olsun. Çocuk bezi, maması, çocuk bu bebek ya. Bir Osmanlı Cumhuriyeti'nin yok gibi bir şey olacaksa. Ya kraliyet kurmayı istiyor. Herkes kazanıyor, herkes yiyecek. Devlet mi kardeş? İflas öyle yok. İflas herkes iflas kardeş. Bu kasa hepimizin kasası. Şimdi bak, dedim ya sana, herkes devlet mantığı. Kimse kimseyi kandıramayacak. Evet. Bir yanlış, seni öyle bir fişer ki daha ömür boyunca da şey, kimsenin yüzüne bakamazsın. Öyle ben hırsızlık yaptım, yok ben Müslümanım, ben Mekke'den geldim diyemeyeceksin. Sen sapıklık mı yaptın? Anında sapık yazacak sen ya. Hadi git bakalım bir daha yapalım. Nasıl yapacak? Onu gören daha şeyden kaçacak. Piyasada. Şimdi sen o adam mesela bilseydim adam şerefsiz biri olduğunu arabası yapmadım ki. He? Paramız da eBay'e gitti. Gitti. Şimdi bu basit bir örnek. Yani şimdi ben diyorum ya kardeşim onun bunun hakkı yok. Sağlığı da gizli olmaz. Şeyin de gizli olmaz. Yapmış olduğun senin suçların da gizli olmalı anladın mı? Evet. Kardeşim ne yaptın? Uyuşturucu mu kullanıyorsun? Uyuşturucu var mısın? He? Oo. He? Uyuşturucu var mısın? Mesela ne bu adam?
Bu adam sapık. Sapık lan bu adam. He? Yazacak böyle. Çıkacak ya. Aynen. Kardeşim sapık adam, sen adam bilmiyor sapık olduğunu. Gelin evini içine alıyor mesela. He? Çocuğun arasına karışıyor. Neden bile? Bilemez. Devlet olarak ben şunu diyorum. Allah'ın eli adalet edilirse her adam olarak ve her şeyi bilecek. Bak sevgiler kimse kandıramaz. Niye biliyor musun? Sen kandırsan bile sana en acı değilsin. Kim nedir yetki? Hakim nedir? Hakim ne yapar biliyor musun? Kanır. Nasıl kanır biliyor musun? İki yeminli yalan işte bir tane şarlatan hokkabaz avukatla kanır. Benim yapmış olduğum adalet projemde avukat yok. Sen suç mu işledin? Veya bir suça mı karıştın? Veya bir olaya karıştın değil mi? Sen haksızsın, haksızsın. Gel sen savunmayacaksın kendini. Nasıl olacak biliyor musun? Savunma mekanizmanı çalıştırmadan şöyle, şöyle şöyle. Ben devlet olarak sana iki tane şey göndereceğim. Dedektif. Dedektif de ne yapacağım biliyor musun? Haklı haksız. Taraf şey yapmadın ha. Sen kesinle. Ne? Sana ne girecek? Anladın mı? Bir dakika. Çünkü kesin çok önemli burası. En başta adalet sistemini ya kardeşim. Adalet sistemini kökten değiştiriyorum. Avukatları komple kaldırıyorum. Ve vatanına, bayramına sadık olan avukatları dedektif adaltına yönetime alıyorum. Ve kesinlikle bir kuruşta para vermiyorum. Nasıl yapacağım biliyor musun? Kardeşim. Vatandaşın savunma mekanizmasını alacaksın. Şöyle. Yok yani. Yok öyle bir şey yok. Savunacak ama yalan söylemeyeceksin. Ne biliyor musun? Sen avukat hangi... Şöyle diyorum. Ben neden kavga etsek, mahkemeye çıksak. Ben haklı olsam sen haklı olsan. Sen git iyi böyle bir şeyle daşak bir avukat tutsan. Ben haksız çıktım işte. Adam her türlü kararı 50 tane kılıf uyduruyor yani. O zaman avukatlar da Hipokrat yemini gibi bir yemin etti. Hipokrat, şimdi and içtin. Neye göre and içtin kardeşim? Bana söyle bakalım. Ad nedir ya, bana bir söyler misin? Yalan söylemeyeceğine dair. Avukatların hepsi yalancı sahtekar. Kardeşim, böyle and içmek yok. Zaten şöyle bir şey, başımızda öyle bir sahtekar var. En başta andı kandıracağım. And nasıl kandırabilir mi? Kardeşim, and içmek diye bir şey yok. And içenler neymiş? Hipokrat'tan da bilmem ne öyle bir şey yok. And neyle içtin lan lan? Kardeşim, bana sen yanlış yapmayacağına tamam mı? Bana beğenmeyeceksin. Burada herkesin görevi kuralları olarak değil mi ya? Bu yazılı olaya, imzalı olaya ve sana beğenmeyecek. Sen bu kuralların dışına çıkarsan sana yaptırımı olacak. Mesela örnek veriyorum. Bir doktor yemin etmiş. Değil mi? Adam evet. Mesela görevini yapmıyor. Mesela mesela şöyle düşün ya. Mesela araba geldi. Şimdi önceden ayrı yapılacak arabaya. Ya rotor bozuk, sen gittin önceden ayrı yaptın. Nasıl yaptın? Öyle yaptın, öyle yoksa. Önce kontrol edin rotorunu. Anladın mı? Onun gibi düşün. Yapmana gerekeni yapacaksın. Rotara koyup boşluk olsa yapacaksın. Ama sen rotara kontrolden ayrı yapmadan rotara bozsa mesela araba gene yan gitti mesela. Bu bunun gibi, bu basit bir örnek. Yani senin her şeyin adım adım kuralları olarak. Mesela benim iş yerine git oku şimdi kuralları. Yazmış mıydı? Balans. Nasıl yapıldı balans? Öyle hemen balans yapmak yok. Cartın yamukluğuna bakarsın. Lansin yamukluğuna bakarsın. Yani dönüşüne bakarsın, her şeye bakarsın, en son bilyasına kadar bakarsın, bir de bijonlarını kontrol edersin yani. Böyle adım adımdır, anladın mı? Bir meksik yaparsan hiç bir tutma. Bir de canlı bağlarken göbek fayları var böyle. Şey yapma. Yani bütün şeyler, yapılacak her işler bellidir. Bunun bir yolu, yortamı vardır. Mesela örnek veriyorum, bir ameliyat yapılacak, kalp ameliyatı. Bu ameliyat yapılırken ne yapılır? Bunun kuralları var, anladın mı? Yapılmadan önce ne yapılır? Yapılmadan sonra ne yapılır? Nasıl tedavi olur? Bu bellidir yani. Bunun aşamaları var. Bu aşamalar yazılacak ve o herkes o kuralları uyacak. Kuralın dışına çıkan, oyun dışı kalır. Oyun gibi şeyler. Adalet Bakanlığı... İnşallah her şey istediğin gibi. Adalet Bakanlığı kapatın. Denetli sisteme gelin kardeş. Denetli sistemde ne oluyor biliyor musun? Şimdi sen bir olaya mı karıştın burada? Kardeşim sen bana yanıma gelmeden önce bir hakim olarak tamam mı? Ben sana şey gönderiyorum. İki tane buradan şey salıyorum. Dedektif. Dedektif gelip olayı araştırıyor. Nasıl olmuş, nasıl bitmiş, nasıl bitmiş. Çıkartıyor bana daha yanıma gelmeden önce. Senin her şeyini koyuyor ortaya ve Sağlık Bakanlığı hani özel hekim var ya, şey aile hekimi. Aynen. Aynı isem aile savcısı olarak. Her ailenin bir tane savcısı olarak ve savcı senin her şeyini bilir. Nerede suçladın? İstanbul'da mı? O savcı oraya hemen şey yapacak. Ona talimat diyecek. Senin daha önce ne okuyamıyorsan koyacak ortaya, hakim öyle soracak. Adam gelir, orada hastalık yapıyor, buraya gelir, başka bir şey söylüyor, adam öldürüyor, o hakimin haberi yok. Neymiş? O mahkeme, bilmem hangi mahkeme, bu mahkeme bilmem hangi, böyle bir şey var mı ya? Öyle bir saçmalık. Abiciğim, doktor nasıl, adamın her şeyini biliyorsa, adalet sistemde her şeyini bilecek ve masada olacak her şeyi ve devlet kandırmayacak. İki tane yemini yalancı, bir tane şarlatan avukat gelip kandıramayacak.
Yalan satılmayacak yalan. Tamam mı? Yalan diyeceğim de bitecek. Tarih olarak. Yalan bitti. Adrese. O zaman senin dediğin gibi yaparsak burada. Ben şunu diyorum. Adres burada. Dom balansı elektrik işi de yapacağım. Bir öyle bir şey yok. Yapacağım. Öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Adres işlerinden şunu diyorum. Kardeşim diyorum ki adalet deyince adalet mülkün temeli diyorlar değil mi? He? Diyorum ki kardeşim madem adalet mülkün temeli o zaman bu mülk sahibi nerede? Kim bu? He? Nerede mülk sahibi? Çıksın ortaya. Neyse bu kadar yeter ya. Yarın devam edelim inşallah.